Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara Günceleri isimli oyunumuzun yeni bir bölümüyle birlikte olacağız. Ben hemen sözü özet için ve yeni bölüm için Burak'a bırakıyorum, GM'imize. Teşekkürler abi. Evet. Ben direkt giriyorum. Size önce özetleyeyim. Bir yandan da seyirciler özetlerini dinlemiş olsun. Şimdi şöyle, geçen oyunumuzda siz 13 Şubat 2024 tarihinde bir mektup aldınız ve bundan bir hafta sonra prensle görüşmeye gittiniz. Bu görüşmenin sonucunda bir olayın yaşandığını, bir suikastın düzenlendiğini fakat başarısız olduğunu öğrendiniz. Suikast incelemeye gittiniz. Evde birkaç macera yaşadınız ve birkaç kanıt buldunuz. Aslında ilk oturumumuzun kısa özeti bu. Bulduğunuz kanıtları incelemek için de eve götürüyordunuz. Tam eve giderken, eve girerken daha doğrusu evin kapısında biz oturumumuzu kapatmıştık. Şu an evin kapısından tekrar başlayacağız. Şimdi, siz evinize doğru yola çıktıktan ve evinize vardıktan sonra tabii ki her zaman girdiğiniz o ilk tanıdık girişe giriyorsunuz. O teknolojik Okey. mekanınızda kartınızı okutuyorsunuz, eve giriyorsunuz. Tam bu sırada ne yapmak istediğinizi size bırakıyorum. Nereye girmek isterseniz, ne yapmak istersiniz, rahatlamak mı istersiniz, kanıtları incelemek mi istersiniz, ne yapmak istersiniz? Saat kaç? Abi saat şu an gece 4 civarı, uyandınız o yüzden. Yani 4'te eve girdiniz, uyudunuz, uyandınız. Tekrar şu an saat sabah akşam 8.30. Bak ne? Akşam 8:30 değil mi? Tabii akşam 8.30, sabah Ha. 8.30 değil. Okey. Yani sabah 4 civarında eve girdiniz. Okey, okey. Bir o Tamam. gün içi geçildi. Şu an tarih 21 Şubat. Okey. Benim bir ricam olacak. Önce Pardon, bir 23 Şubat. beslenmeleri halledelim. Beslenmeleri hallettikten sonra bir işimiz varsa görelim. Çünkü benim açlığım çok yüksekte şu anda. Şu anda sizin kanınızın kokusunu alıyorum vücudunuzun içinden. Öyle Anladığım düşünün. kadarıyla birimiz beslenmeye gitmek istiyor. Diğerleri ne yapmak istiyor? Yani çok acil bir işimiz var mı? Şimdi büyük ihtimalle toplantı sonuna girdik o katına. Çok Evet. birlikte konuşuyorsak eğer. Çok acil bir işimiz var mı? Yani çok Yok. aciliyet. Yok, sadece şey var. Bizim aldığımız videolar var daha incelemediğimiz görüntü kayıtları. Tamam, Benim delilleri zaten de açlığım incelemedik. yok. Yani ben acıkmadım. O yüzden ben laboratuvara çıkıp onları inceliyorum. Bu arada hemen şunu bir söylemek istiyorum. Ortak alanda geçerken zamanında aranızdan birinin kimin olduğunu siz de bilmiyorsunuz. Bıçakla fırlatıp duvara yapıştırdığı bir kağıt tekrar dikkatinizi çekiyor. Ne diyor lan? Biriniz okumak isterse Okey. okuyabilir. Ben gidip bir kağıdı alacağım, oradaki kağıdı. Okey. Bizim Sesinde Haven'a okuyor. nasıl girmişler lan? Hayır, biriniz atmış abi. Belli ki birinizin bıçağı o. Hani birinizin bıçağı onu Geçen. saplamış oraya. Pardon. Ne yaptı ya? Bu kimin bıçağı? Hangimizin bıçağına benziyor bu? Benim bıçağım yok abi. Benim var da benimkilerden mi bilmiyorum. Bir historia atabilir Aksan senin bıçaklarına çok benziyor. Galiba benim Ben bıçağım. kağıdı açıyorum. Kağıdı okuyacağım. Buyurun. Hadi bakalım. Okuyorum. Saygıdeğer Lloyd'um, Lady'm. Şehrimizin saygıdeğer bir sakini olarak sizi büyük bir onurla Keeper of Elysium'un himayesine gerçekleştirilecek olan prestijli yıllık baloya davet etmek istiyorum. Bu görkemli etkinlik 1 Mart sanırsam o. 2024 Cumartesi Elysium'un ihtişamlı salonlarında gerçekleştirilecektir. Bu yılki balo olağanüstü bir öneme sahip olan Conclave'e gönderilecek, ekibin tanıtımını yapmak üzere özel olarak prensimiz tarafından düzenlenmektedir. Oha, prens balo düzenliyor tek başına. Bu seçkin topluluk şehrimizin en parlak zihinlerinden ve en yetenekli bireylerinden oluşmaktadır. Ekip üyeleri şehrimizi ve mirasımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Gece boyunca size eşsiz müzikler, zarif danslar ve unutulmaz bir atmosfer beklemektedir. Ayrıca özel konuklarımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan bu etkinlikte şehrimizin geleceği hakkında önemli duyurular yapılacaktır. Katılımınızı en içten dileklerimizle bekliyor ve bu özel gecede sizinle birlikte olmayı umut ediyoruz. Lütfen katılımınızı 28 Şubat 2024 tarihine kadar teyit etmeyi unutmayınız. Saygılarımla Elysium'un muhafızı Nihat Aksa. Okey. Bilginiz olmasa adına söylüyorum. Altta gördüğünüz logo da Elysium'un logosu. Keeper of the Elysium'un yani Elysium'un koruyucusuna ait bir mühür. Kısacası Nihat'tan geldiği kesin. O mührü taşıyan başka kimse yok.
Okay. Ben bıçağı alıyorum üzerindeki notum. Galiba evet. Benim bu. Ben bunu geri cebime sokuyorum artık. Tamam, gideriz. Ben giderim. Nihat'ı arıyorum. Gideriz. Hepiniz geliyor. Herkes geliyor mu? Şu an 28 Şubat'ta değiliz abi. Şu an 22 Şubat'tayız. Bilginiz olsun. Aa, 6 gününüz. Tarihine kadar teyit ediniz diyor. Tabii canım, ben tarihe kadar teyit etmeniz gerekiyor. Tamam. İsteniz yani, hepiniz geliyor musunuz? Tabii ki. Gelmem gerekiyor mu? Kaçırır mıyım? Tamam. Arıyorum. Gelmem Nihat'ı. Gerekiyor mu? Ben gelmek istemiyorum. Yani prensin düzenlediği bir baloya çok da bir şansımız bence yok. abi Nihat'ı arıyorsun fakat Nihat'a ne yazık ki ulaşılamıyor. Nihat şöyle bir mesaj atıyor sana. Çok özür diliyorum, şu an çok acil bir işim var. Ne oldu? Mesaj bu. Tamam, biz partiye 5 kişi olarak katılım göstereceğiz diyor. O kadar. Öyle yazma abi ya. Müsait olduğuna geri arasın. Ya ne uğraşacağız oğlum? Tamam işte. Gerek peki. Yok. 5 kişi katılacağız yazıyorum, gönderiyorum. Bundan bir 20 dakika sonra Nihat sana tekrar cevap veriyor abi. Lord'un bu 5 kişilik katılım kimlerden oluşacak? Listeyi alabilirsem isim listesine ekleyeyim. Ben, Ahu, Bahtiyar, Kurt, Nevzat. Bu mesajı gördükten sonra çok teşekkürler diye bir mesaj geliyor ve katılımımızın onaylandığını belirtiyor. Bir de görüldü atsaydı. Aslında görüldü attırabilirmiş. Evet, şimdi... başka yapacak çok acil bir işimiz yoksa ben biraz dışarıya çıkacağım. Nevzat sen de gideceksin galiba. Evet. Tamam, ben de bir halletmem gereken birkaç saatlik işim var, onları halledeyim. Beslenecek başka biri var mı aranızda? Ben Nevzat bir dışında. Kontrol edeceğim bir saniye. Ya benim bir açlığım vardı ama uyandıktan sonra açlık alıp almadığımı bilmiyorum. Bugün uyandıktan sonra hiçbiriniz açlık almadınız abi, sıkıntı yok. Ha, o zaman... İki hangrim var. Benim de acelesi yok aslında. Tamam. Başka hangri olmayan var mı? Benim de yok. Tamam. Takıyoruz herhalde. Ben açtım yok. Yemeğe gitmiyorum. Laboratuvarımda videoları inceleyeceğim. Aynı zamanda videoyu açtım. İzliyorum. Asistanım benimle beraber izliyor. Aynı zamanda ben bir silah üzerinde çalışacağım. Okey. Senin sahnen daha sonra geleceğim. Ne izlediğine dair olan sahneye. çünkü iki tane görüntü var. İkisi de farklı görüntüler biliyorsun. İki farklı görüntümüz olduğu için sana en son geleceğim. Yemek sahnelerimizden önce Hakan ne yapıyorsun? Yani bir koltuk bulur otururum ben herhalde, öyle ne bileyim. Okay. Ya da ha Nevzat'ım yardıma ihtiyaç var mı dışarıda? Hani yok. Çok gerek yok, teşekkürler. Ben hallederim. Beslenmek. Senin eğer Bahtiyar işin yoksa bana katılmak ister misin? Sana göre ve çok sana göre bir işim var. Olur, uygun. Bahtiyar'ı vuracaklar. Neyse. İlginç. O zaman şöyle. Ben şey yapacağım. Ahu senin bir işin var mı? Yani eğer yardıma ihtiyaçları varsa yardım edilecek bir şey var mı diye bakacaktım. Yoksa da belki biraz camlarımla ilgilenirim. Ama onun dışında yok yapacak camların bir şey. Camların kim ya senin? Cam. Cam olan. Ha, cam. Gel seni, cam değil, cam. Gel seni güzel bir yere götüreceğim, hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim, gezelim biraz Ankara'da. Gezelim. Tamam. Ahu karakteri, evet. Bozo karakteri nereye doğru gidiyor? Beslenmeye en son gelelim o zaman. Okey. Şirkete doğru yola çıktınız abi. Şirket binasından içeri girdiniz ve seni hemen asistanlarından biri karşıladı. Bozok Bey buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olalım? Ne yapmamızı istersiniz? Yukarı odaya çıkacağım ben. Bir şey demiyorum. Yanından yürüdün gittin. Kadın arkandan baka kaldı böyle abi. Sana söylendiğini duyabiliyorsun ama. Bu gene geldi huysuz etrafta dolanıyor dediğini duyabiliyorsun kadının. Ben de ona huysuz. Sanki ilk defa geliyormuşum gibi. Bu arada bu benim rutinim. Her akşam gelip böyle bir çok önemli bir işim yoksa çıkarken de Umay'ı evet Umay'a haber verin diyorum geldiğimi. Tamam. Umay Tayeçe benim Goğlum. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Biliyorsunuzdur. O yüzden de açıklamakta bir sıkıntı yok. Umay sizin evinize, o heaven'ınıza çokça gelip giden bir karakter bu arada. Hani bozuğun bir işi olduğunda koşan karakterlerden biri çünkü. Evet. Genellikle şirketin yönetiminde
imza yetkisi falan yok ama yani gündüzleri bütün işleri o hallediyor. Akşam gelip ben imzalayıp ne yaptık, ne ettik, ne Umay kadar kız para mıydı, kazandık erkek diyorum. miydi? Umay Umay kız. kız ismi canım. Okey. Tamam. Şu kadarını bilirsiniz. Ben bunları çocukluğundan beri bir şekilde hayatlarına hep müdahale etmişim. İşte gerekli eğitimleri almaları. Bir oğlum daha var. Ondan sonra. O da Metehan. Benle birlikte işte arabayı kullanan, korumalığımı yapan kişi. Hani şunu biliyorsunuzdur. Çocukluktan beri ben bunları alıyorum. İşte eğitimleri için gerekli okullarını ayarlıyorum, şey yapıyorum, yurt dışlarına gönderiyorum, eğitimlerini aldırıyorum falan. Hani zaten 30 yıldır birlikteysek bunlar 5 yaşından beri bizimle. Bu arada bilginiz olsun, Goğullar yani en azından Bozok abinin Goğulları, Bozok abinin de sizin vampir olduğunuzun farkında ve şey durumundalar. Hani kabul etmiş durumdalar. Bir şey görmüyorlar vampir olmanızdan. Sizi daha üstün insanlar gibi görüyorlar. Abi sen Umay Hanım'ı arayın dedikten sonra böyle odana giriyorsun. Odanda bir 3 ya da 4 dakika daha geçmeden sekreterin seni arıyor. Açıyorum. Şu an çalıyor abi sekreterim. Avu Bozok Bey, Umay Hanım geldi. Alalım mı tamam içeri? gelsin içeri diyorum. Avu istediğim bir şey var mı? Ben bir madem biliyorlar, kan şarabı alabiliyor muyuz? İkramınız var mı Bozok Bey? Şey bilmiyor. Karakterlerini, sekreteri falan bilmiyor. Onlar Bilen iki bilmiyor. kişi var. Sadece şirkette bilen iki kişi var. Tamam. O zaman bir kağıda Var. sokayım. Şöyle bir düğmeye böyle parmak okuması yok mu bizde? Parmak izimiz mi Abi yok? ne yazık ki yok, çünkü sizin ısı iziniz yok. Isı izi olmayan bir şeyde parmak izi çalışmıyor. Tamam. Oğlum nasıl o zaman kopyalayıp açıyorlar parmağı böyle? Abi Parmak gelişmiş izi teknolojilerde bırakıyorsun yok. ama alet şey yapmıyor. Sen Isı parmak olmadığı izi için bırakıyorsun. alet kontrol etmiyor parmak basıyor mu diye. Tamam, retina tarayıcısı olabilir mi mesela gözümüz O var. olabilir. Onunla ilgili bir sorun yok. Tamam, böyle gözümü büfede bir yere tarattırıyorum ve özel bir büfe açılıyor. Oradan kan şarabı veriyorum. Neden olmasın? Çünkü Okey. para var. Okey. Bu arada bu şehirde bir bilgi vereyim. Geçen oturumda gördüğünüz Ege karakteri, hani prensin odadan çıkardığı ve Leyla ile ilgili travmaya sahip olan karakter, şehirdeki kan şarabı üreticisi. Ve Türkiye'nin en büyük kan şarabı üreticisi bu arada. Dur, kim dedin? Ege Ege. karakteri. Yani Yani bizim kan alıyoruzdur biz şarabını oradan ondan. alıyorsunuz. Yani Tabii kan şarabını mutlaka oradan alıyorsunuz alıyoruzdur. abi. Kan şarabını oradan alıyorsunuz, evet. Ege görevini istemiyordu. Kan şarabı görevi mi yoksa başka bir şey mi verilmişti acaba? Neyse. Sen bunları konuşurken, o retinayı falan taratırken içeri Ahu giriyor bu arada abi. Gelsin sorun değil o. Ay, Ahu da ne ya? Umay geliyor. Ahu burada abi. Umay geliyor. Ahu karakterimiz burada. Buyurun Bozok Bey, beni çağırır mısınız? Evet, durum nedir? İşler Bozok Bey, nasıl? açıkçası geçen sabah o bahsettiğim inşaat firmasından birileri geldi. İşi bize verecekler gibi duruyor ama hala ayarlamaya çalışıyoruz yani. Bilmiyorum. Metehan geçen bir zorlayayım dedi ama o da emin olamadı. Sonra işte akşam size eşlik edeceği için gitmesi falan gerekti. Muhtemelen yarın işi çözeceğiz. Onun dışında da tıkır tıkır ilerliyor her şey. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Tamam. Eğer yarın şey yapmıyorlarsa bir daha kabul etmeyin. Gelirlerse reddedin. Okey. Okey, tamam, tamamdır. Tamamdır Bozok Ben Bey. birkaç gün olmayabilirim durumlara göre. İşteyiz sen de. Tamam. Biz Bir biraz şey daha olursa size duracağız. haber veririm. Sıkıntı yok. Tamam, ulaşırsın. O biz Tabii ki, biraz tabii daha ki. duracağız Avu Bey, Avu Hanım'la. Ondan sonra biz gideceğiz. Efendim, çıkarken haber verebilirsiniz. İsterseniz size eşlik edecek birini gönderebilirim ya da Yok bir şey gerek lazımsa yok. şimdi gönderebilirim. Yok yok hiç gerek Bu arada yok. Ahu Hanım, hoş geldiniz. Sizi de karşılamış Merhaba. olayım. Onun dışında tamam bu kadar işte Başka bir şey yani bir yoksa ekstra ben... böyle bir şey yoksa şirkette alakalı tamam deyip Yok, o onu zaman gönderiyorum. ben de bu gecelik çıkıyorum Bozok Bey. Yarın tekrar sabah ben buradayım. Tamamdır. Çok teşekkürler deyip Umay Hanım dışarı doğru çıkıyor ve kapıyı arkasından kapatıyor. Yapacağınız başka bir şey var mı Ben abi sizin? Ağabey'e soruyorum. Ne olacak sence bu iş? Yani bakacağız artık. Daha şeyleri inceleme fırsatı bulamadık çok. Geri dönünce artık bakarız kurt neler yapmış, neler bulmuş.
Bahtiyar'la beraber. Duruma göre biz de onlara dahil oluruz ama yani her iş hallolur diye düşünüyorum. Her şeyin altında bir şey vardır, onu da buluruz. Yani 10 yıldır bulamadık. Bir 10 yıl daha beklersek olacak. Yani, ama yeni ipuçları ortaya çıktıkça yavaş yavaş illaki çıkar. İnşallah dediğin gibi olur. Tamam. Evet. Şimdi siz bunları konuştuktan ve tartıştıktan sonra ben şeye geçiyorum artık, eğer sıkıntı yoksa sizin için. Diğer yok. Arkadaşların beslenmelerine vesaire geçiyorum. Siz tabii ki hala şirkettesiniz bu arada, onu belirteyim. Hani. Evet. Şirketteki hala o şirket durumu devam ediyor yani. Şimdi şirkette devam etmeden önce ben şeye geçmek istiyorum. Hızlıca bir açlık durumunu gidermek isteyen bir aç vampirimiz var. Biraz daha bekletirsen muhtemelen kendisi açlıktan ağzı kokacak. Bulduğuna yapışıp kan emecek. Evet. Nasıl beslenmek istersiniz efendim? Buyurun. Şöyle şimdi benim beslenme şeklim birazcık çok standart. Tuhaf değil. Yani benim beslenme şeklim tanıdığım insanlardan, sevdiğim insanlardan böyle sarılarak ay canım benim falan diye bir beslenme şekli. Çok yana yakın. Orada işte bir ara böyle daha fazla bir yakınlaşma oluyor. Ona da yapacak bir şey yok. Ben Gazi Üniversitesi'ne doğru gidiyorum. Benim Gazi Üniversitesi'nin oralarda bir tanıdığım öğrenciler var diyelim. Bu öğrenciler de benim herd'üm olarak geçiyor. Yani sürüm, beslendiğim insan sürüsü. 4 tane öğrenci var. Bir tanesi Hale, bir tanesi Alpay, bir tanesi Gökberk, bir tanesi İmre. Şu anda Alpay'a gidiyorum. Büyük ihtimalle gene kız arkadaşıyla falan kavga etmiştir. Onu sakinleştirmeye, dingileştirmeye falan filan gidiyorum. O sırada da besleneceğim kendisinden. Yani, zaten oralarda yaşıyor. Alpay'ın evine girdiğin, Alpay'ın evinin kapısına geliyorsun ve kapıyı çalıyorsun. Peki. Alpay kapıyı açıyor. Alpay? Nevzat abi şey, neden? Nasılsın, iyi misin? Neden buradasın? Hiç uğradım yani, buralardan geçiyordum. Gel bir çay ben koyayım, yap. Gel. Olur. Deyip içeri şey yapıyor seni. Böyle alıyorum çayı. Lıkır lıkır mis gibi. Blush of Life'ın açık mı? Değil ama Eat Food'um var benim. Ha okey, tamam içebilirsin. Emin olmak için bir sorayım dedim. Emin olalım da be, o yüzden. Aynen. Neyse, kız arkadaşınla işler nasıl gidiyor? En son beraber eve çıkacaktınız. Ya ailesi biraz sıkıntı çıkarıyor ona ya. Şu an hani bilmiyorum. Çağırıyorum, yollanıyorum, çalışıyorum. Ama bir türlü kız arkadaşımın ailesi izin vermiyor ve derdim biraz sıkkın. Az önce onun yanından geliyorum. Ben de eve 2 dakika önce falan girdim. Ha, o yüzden üstüm böyle. Vallahi bilmiyorum abi ya. Of, ama ne yapacağız, ne edeceğiz? Gerçekten çok karıştı ortalık. Biliyorum, bizim dersler de zaten içimden biliyorum, geçiyor. Biliyorum. Psikoloji hocaları zor geldi. Biliyorum. Vallahi sorma. Sen ne yapıyorsun abi? Sen nasılsın? İyi, ne olsun. Sağa sola gidiyoruz, işler. Milleti kovalıyoruz işte, biliyorsun. Vergi kaçıranları topluyoruz oradan. Gidiyoruz. Vallahi kolay gelsin abi. Ne diyeyim şimdi ben sana? Eyvallah. Neyse, hadi ben çok durmayayım, kalkayım diyor. Böyle el tokalayacakmış, salacakmış gibi yapıp beslenmeye başlıyorum. Okey. Abi senden bir zar atmanı istemiyorum çünkü çok güzel tuzağa düşürdün karakteri. Sen beslenebiliyorsun, sıkıntı yok. Şimdi ben senden neyi soracağım? Ne kadar beslenmek istiyorsun abi? Yani bir damla mı alacaksın, yoksa adamı abi ben emin falan böyle bir çektiğimi hisset mi diyeceksin, yoksa kurutmak mı istiyorsun, hani ne yok, istiyorsun? Yok, asla. Bunlar benim canım kanım. Literal kanım ama yani. Kanımı yok etmek istemediğim için sadece 2 açlık kadar besleneceğim. Yani 2 ünite kan kadar besleneceğim. Tamam. Kesinlikle öldürmeyeceğim. Açlığımı sıfıra düşürmeyeceğim. Okey. Ve abi, tabii ki işte beslendikten sonra yarayı yalayacağım, kapatacağım. Evet. Ve üzerine ona geliyorduk.
Aynen. Kullanmak istiyorsun galiba bir disiplinle. Tabii ki. Çünkü atmazsam belki hatırlamayabilir. Öncelikle bana bir rules check atar mısın? Açıp açmadan bir bakalım. Bakalım çalışıyor mu yetenek? Bakalım hala eskisi gibi akıl silebiliyor musun? Bileriz ya. Sıkıntı yok. Şimdi sistemden deneyeceğim. Belki çalışmayacak bilmiyorum. Deniyorum yine de. Go on. Çalıştı. Sizinkiler okay. Atıyor ya. Kalın yani, yine biri atıyor değil mi? Şöyle. Hangi tipini kullandın? Forgetful mind mi? Yani bütün bir anısını mı sildin yoksa cloud memory mi? Cloud memory düz. O zaman rules check'ini iptal edebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Bana karizma artı karizma artı dominate atar mısın? Tabii atayım. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Çalıştı. Mis gibi. Abi zihnini direkt yok ediyorsun. Yani o son iki dakika, senin çıktığın dakikayı yok ediyorsun. Çok iyi. Gitti o. Sen çıkarken de bu arada adam daha kendine gelmediği için sen ne ara gittin yok. O en son şeyi hatırlıyor. Sen hadi kapıdan girdin. Sana. Hadi eyvallah dedin. Sonu yok. Geri kalan kısımda uyuyakalmış. Çok iyi. Çok sen iyi. Kendisini yavaşça koltuğa yatırıyorsun. Gidiyorsun. Kapıdan dışarı çıkıyorsun. Kapıyı çekip uzaklaşıyorsun. Bu kadar. Şeye geri dönüyorum. Bizim Haven'a. Ve geldik. Burada bunların hepsi aynı anda oluyor. O yüzden hani şey yapmış gibi vermiyorum. Herkes aynı anda geçiriyor bu olayların hepsini. Bu arada hunger'ını düşür istiyorsan. Çünkü ha, evet sen de hunger'ını ayarla. 3'ten 2'ye düşür abi. Şimdi. Sıra geldi. Kamera kayıtlarımıza. Geçen oturumu izlememiş arkadaşlar, seyirciler için hemen söyleyeyim. Bunlar gittikleri Bayan Naida'nın, Nisa'nın evinde. Evin sitenin girişindeki şeyin güvenlik kameralarını, sitenin kendi güvenlik kameralarını, evin tam karşısındaki oturan teyzenin de evinin güvenlik kameralarını aldı. Hatta teyzenin zihnini falan sildiler. Polislerin zihnini falan sildiler buradaki karakter. Sen kimsin, ben kimim? Ancak belli bir video kaydı alabildiler. Yani iki adet video kaydı aldılar bu sırada. Biri teyzenin evinden, biri güvenlik kameralarından. Hangisini izlemek istersiniz? Bahtiyar ve kurt karakterlerimiz. Biz, yanlış hatırlamıyorsam güvenlik kamerası girişteki sitenin girişindekini izlemiştik yoldayken diye hatırlıyorum ben. Evet. Onu orada izlediniz. Orada izledik, çıktı aldı. Orada izledik hatta. Orada ne vardı sana çok hatırlamıyorum da bir araba geliyordu. Plakasını falan yakalamıştık. Evet, plakası vardı. 06CHA0792. Çok mümkün olmayan bir plaka. Evet. Doğru bunlar. Kameralarda diğerine bakıyorum. Kameralarda morlu bir adam ve siyah tarzda giymiş bir iki adam vardı. İçerideki kameraya gittiğinde şeyi fark ediyorsun. Bu adamların arabası şeye yanaşıyor, tamam mı? Nisan'ın evinin önüne yanaşıyor. Fakat arabadan kimsenin indiğini görmüyorsun. Ama Nisan'ın kapısı bir an bir böyle bir 3 saniyeliğine falan açılıyor. Ve sonra tekrar kapanıyor. Gördüğünüz şeyler bunlar. Birkaç dakika sonra Nisan'ın görünen penceresinin ışıklarının bir anda söndüğünü fark ediyorsun. Yaklaşık bir 5 dakika hiçbir değişiklik olmuyor video kaydında. 5 dakika sonra tekrar açılıyor ışıklar. Bu ışık açıldıktan 2 ya da 3 dakika sonra alarm çalmaya başladığını duyuyorsun evde. Fakat bu alarm şey bir alarm değil. Nasıl anlatayım sana? Doğal gelen bir ses gibi değil. Yani bir alarmın sesi gibi değil de tam tersi bir kuşun cıvıltısı gibi. Bir karganın barjı gibi bir alarm. Sen bunu duyuyorsun. Sonra alarm bir anda kesiliyor. Tekrar kapı açılıyor. Ve yok oluyor tekrar o araba. Yani arabaya tekrar sanki biri binmişçesine araba uzaklaşmaya başlıyor. Tekrar girişe doğru gidiyor. Kayıtta gördüğünüz şey bunlar. Biz bu kayıtı laboratuvarda Bahtiyar'la beraber izliyoruz. Büyük ekranda böyle HD, Ultra evet. HD açmış izliyoruz. Laboratuvarın iki katı vardı. Diğer katında, aşağı katta da benim asistanım var. O da ilk videoyu tekrar tekrar izliyor. Bir şey çıkartıncaya kadar o ilk videoyu tekrar tekrar izliyor. Biz bunu Bahtiyar'la yukarıda izliyoruz. Bahtiyar'la tartışabilirsiniz bu arada izlediğiniz videoyu. Diyeceğin var mı Bahtiyar? Yani bu kuş cıvıltı zil sesi gibi alarm taktırmış kadın. Ben ona anlam veremedim. Bacım hani galiba zevksizmiş.
Olabilir. Ben anlamam bu tarz şeylerden de. Bir şeyler oluyor. Ben de anlamadım. Şimdi otelde mesela bunu sorarız. Şey, bizim tremerimiz. Nevzat daha iyi bilir bunu. Ben bunlardan çok anlamıyorum. Gel şimdi. Şimdi senin bir yardımına ihtiyacım var benim bir konuda. Bunu söylerken benim orada atölyemden elime bir alet alıyorum. Büyük bir şey. Böyle tamam. Etrafımdan vidalar falan düşüyor böyle. Alırken aynı zamanda birkaç tanesini sıkıyorum. Böyle alıyorum, omzuma atıyorum. Okay. Bu şey bildiğin bir bazukaya benziyor ama taramalı gibi yanda bir mermi şeyi var. Mermi şeyinde ise kazıklar var. Okey. Okey. Tamam. Şimdi, bu benim minibim. One Piece Haber K3000. Şimdi ben yaptım. Ama benim fırsatım olmadı. Şimdi bunu bir vampir üzerinde denemeli ki performansını bilelim. Ona göre bunu bozuk abinin arabasına ekleme yapacağız. Şimdi performansı bilmeden eklemeyelim diyorum. Tamamdır. Bana yardımcı olman gerekiyor. Oğlum kaç lan, kaç kaç, bir dakika burada ne gireyim. Karakterin torpuna girecek oğlum, kazık atmaya çalışıyor sana. Şöyle Bozok abinin arabaya takacaksak Bozok abi de görsün hani testin sonuçlarını, emin olsun isterim. Kimin üstüne deneyeceksin ki sen bunu? Yani elimi omzuna atıyorum. Yani bir yardımcı ihtiyacım var bu konuda. Şimdi kendi üzerimi de deneyemiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Kendime sıkma sistemi yapmadım. Onu da yaparım ileride. İstiyorsan eklenti yaparız. Çok, çok zor mu kullanması? Tetiğe basınca ateşleniyorsa ben sıkıntı yok. Yok, tetiğe basınca değil bu. Vidalarını sıkmadım. Elimde zaten zor tutuyorum. Ha, ben vidadan anlamam. Peki. Şimdi bak, şimdi burada bir deneme odamız var. Kurşun geçirmez, zam geçirmez. Su geçirmez, tam bu sırada, şey tam bu sırada laboratuvarda Nevzat galiba karakteri geliyor. Tam bu sırada laboratuvarda Nevzat karakteri geliyor. Aha. Sizi bu halde görüyor bu arada. Elin omzunda. Eline bazukalı bir şey. Oh. Abi hoş geldin. Biz de bir şey deniyorduk. Bu kazık atar 3000 mi? Neydi bunun adı? K3000. Vampir sever. Anladım. Vampir sever. Vampir sever. Hayır, sever. Bayağı seviyorsunuz. Bence çok uygun bir durumda değilsiniz ikiniz de bunu kullanmak için ama. Yardım etmek ister misin? Çok isterim. O kadar gönüllü, o kadar iyidir. Bu sırada, tam bu sırada Nevzat karakterinin gözünün önünden şöyle bir sahne bir milisaliliğine geçiyor. Yerde kazık saplanmış bir şekilde yatan Bahtiyar. Ben o saniyede bu önümden geçiyor ya şeye yaklaşıyorum, kurta yaklaşıyorum. Bir deneyebilir miyim? İp elinden alıyorum malzemeyi. Alıyorsun ama biraz çalıştırması zor, söyleyeyim. Tamam, tamam. Aksan bana bir deon atar mısın? Efendim? No context bir deon. Elimde patlayacaktı mı silah, doğruyu söyle. Of. Okey. Öncelikle böyle şeylerle abi güvenli alanlarda. Abi sen böyle alıyorsun, tamam mı? Bana alırken aksanın sıkamadığı vidalardan biri bir daha bir çıkıyor. Bütün bir kazık sistemi yere dökülmeye başlıyor. Shit. K2000'i çıkarma vakti. Kazıktan korkma gibi bir şeyimiz var mı bizim? Böyle kazık görünce hani bir tedirgin olma gibi. Ya bir rahatsız var. Oluyorsun abi. Benim hani bir... Yani şey zaten ödü kopuyor yani. Nevzat karakterin ödü kopuyor abi kazığı görünce. Evet. Çünkü yani bir torpora girince ya uyanman 10 sene sürebilir, 100 sene sürebilir. Abi ne yaptın ya? Bacım o kadar uğraşmış. Bir dokunuşta darbeder ettin makineyi diyorum. Ben makineyi toparlamaya çalışacağım. Maalesef. Yazıkları şeyi falan. Gözümden bir damla girişe kaldı. Ben de yardım edeyim ama. Anlamadığın şeylere dokunma abi. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Ahu karakterimiz ve Pozok karakterimiz. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Biz ne yapıyoruz? En son içiyorduk. Sal bizi. Evet. Ben kimse bir şey yapmıyor. Hadi gidelim biraz dedim. Canım sıkıldı bu iş yerinde. Giderken Metehan'a şey söyleyeceğim. Metehan bize kimlik basabilecek ekipmanlar lazım. Metehan, Bozok Bey şöyle. Bu tarz bir ekipmanı hani parayla alabileceğimiz bir şey değil bu. Bu biraz daha illegal bir şey. Ben sizin için araştıracağım. Ama alabileceğimize bir söz veremiyorum. Tamam, sen şeyleri bul. Kimden nasıl temin edebiliriz?
Ben orada devreye girerim. Ben biraz bakayım Bozok Bey. Tamamdır. Tamamdır. Sizi ben bir yere götüreyim mi bu arada? Arabayı siz mi sürersiniz yoksa ben mi götüreyim? Yok, ben sürerim. Çocuklar da gelmesin. Biz gidiyoruz. Tamamdır Bozok Bey. Hepsini tutuyorum deyip tekrar içeri dönüyorum. Metan, siz tekrar çıkıyorsunuz. Ağlının yanmak istediği bir şey var mı? Saat kaç şu anda? En fazla 9.30 10'dur. Şu an 10. Şu an 10. Daha 1.5 saat oldu. Bir yerlere gidelim. Eğer daha vaktimiz varsa ben de beslenirim. Tamam. Yani şöyle, nasıl besleniyorsan? Bizimkiler daha fazla iş görecek. Ben Siren'ım abi. Abi sen onu böyle bir kızıl ayağımızla at. Onu bir bırak, 2 saat sonra geri gel, sen halletmiş olur işini. Kızılay. Üf, çok kalites. Tunalı falan. Tunus olur. Tunus da evet, Kızılay'a yakın. Oralar kalabalık olur. Kalabalık bir caddede hemen ben hallederim. İyi tamam, bekleyeceğim. Sen haber verirsin bana. Gelir alırım ben. Tamamdır. Sana. Haberleşiriz Bozok Bey. O zaman ben bırakıp işte oradan tamam. Çorbacıya gidiyorum falan. Çorba içeceğim. Tamam abi. Sen yola çıktığında Ahu'ya dönüyoruz. Evet Ahu Hanım, ne yapmak istersiniz? Ay, saat de daha çok erkenmiş. Daha insanlar o kadar içmemiştir de. Ben birazcık oyalanayım. Bir tane tamam. Daha böyle güzel görünümlü bir bara gireyim. Okey. Birazcık barda salına salına vakit geçireyim şimdi birazcık. Şöyle saat 11'e falan döndü böyle. 11 falan. Bu sırada bizimkiler ne yaptı diye soruyorsanız. Tam 12 olmuş olsun. Aynen. Bu 2 saat içinde hala laboratuvarda K2000'dir, K1000'dir. Tek tek sırayla bedenleri çalışılıyor. Hayır. Ve her seferinde Bahtiyar'ın elinde, ya yani bir şekilde her seferinde alet bozuluyor. Alet takılıyor. Anladım. Alette bir şey oluyor ve ya Bahtiyar'ın üzerinde ya Nezat'ın üzerinde tam denemek üzereyken aksam patlıyor. Çok ben iyi. Patlıyorum. Önce elime kazanıyorum. Bahtiyar, dokunursan bir daha şu alete. Nasıl dokunur bilmiyorsan bilme. Dokunma. Sen becerememişsin bacım. Bu artık bir olur, iki olur, üç olur. Sen becerememişsin bu aleti. Belli ki bu bozulup duruyor. Nasıl bilmiyorsun? Aletin yok, dış kardeşim. Kadrosunu yapmadım daha. İçi çalışıyor mu? Kontrol edeceğim. Ona göre dış cephesini yapacağım. Sen, o yüzden yok, durmuyor. Kardeşim. Tamam, sen tam olarak lazım. Yapınca aleti mesela, bir daha çekmeyi gelirsin. Bırak şu aleti. Yok. Ben sal bir deneyeyim. Kamera kaydı bir şey diyorduk Nevzat Bey. Kamera kaydından bakıyor. Bu belli ki bozuk aleti bize kalp bir şeyler yapıyor zannediyoruz laboratuvarında. Biz de bu yani. Ben özellikle içine böcek sokuyorum. Yoksa öleceğiz biz burada. Neyse. Bu sırada bozuk bir çorbacıya giriyor. Böyle oturuyor. Çorba önüne geliyor. Çok iyi. Ya o kadar. Çorba önüne geliyor ama kaşıkla yemiyor. Çünkü Blush of Life'ı açmak istemedi daha. Yo, bende Eat Food var. Direkt. Sen dedin mi? Abi ben niye herkesi yanlış hatırlıyorum ya? Tamam abi, sen çorbayı devam. Çorbayı devam. Ben takılıyorum. Bir noktadan sonra şey yapacağım ben. Gideceğim. Selen. Evet. 12 civarı saat. Güzel. Artık insanlar içti. Evet. Güzel. Gözüme şöyle bir beyefendi kestirebiliyor muyum? Kim bir etrafa şöyle hoşuma giden bir iki kişi vardır illaki. Baktığında böyle bar masalarının en ucunda tek başına bir köşede oturan hafif yapılı ancak yapısını gizlemek için üstüne çok bolca kıyafet giyen bir genç görüyorsun. Ya 30 yaşından büyük olmadığı kesin. 20'den büyük de. 30'dan da büyük olmadığı kesin. Tamam. Beğendim. Karakterin hoşuna gitti. Evet. Karakterin hoşuna gitti. Ve ben hafif bir şöyle artık bakışmaya başladım falan. İlgisini çekmek istiyorum. Ben gitmeyeceğim. O gelsin istiyorum. Şöyle. Siren da ne sayrılmış be. Her bir çağırıyor. Bekliyorum. Adam sana doğru bakıp gözlerini deviriyor ve ne diyor yaptığı işe? Gözlerini deviriyor, hiç hoşuma gitmedi. Öyle şeyler yapmasak mı? Yapacağız. Gözlerini oyuyoruz.
Arkada sen görmüyorsun ama şöyle hareketler yapılıyor. Kurt yapıyor, evet. Yapar mıyım, yapmaz mıyım bilemedim. Disiplin kullansam mı kullanmasam mı arasında gidip gelen. Aynen. Yani bence kullan, besleneceksin ne de olsa. Evet, tamam. Ben Melpomini kullanayım. Okey. Okey, ben Eve falan kullanırsın diyordum. Kız direkt üst dereceden biraz yapıştırdı yani. Hani. O da free. Herhangi bir şey. Yok değil mi? Şeyde mi? Melpony'de mi? Yok, free bu da. Yok, bu free. Bunda hiçbir şey yok ya. Bu bomboş. Aynen. Tamamdır. Çok özür diliyorum. Bunda... Ne? Çok özür diliyorum. Bir listemde bir şey kontrol edeceğim. Hemen söyleyeceğim sana. Tamam. Okey, tamam. Ne yapmak istiyorsun Melpony ile? Sesi zaten şey, sesimi duyuyor ve ne söylersem artık onu şey yapacak. Ve ben de kendisini lavaboya gitmesini rica edeceğim. Okay. Ama ilk önce atayım mı roleplay? Bana sadece bir rules check at, bir şey deneyeceğim. Ondan sonra roleplay'ını da isteyeceğim. Mi? Bir rules check at. Atayım. Atamadım. Sen hiç bana şey sorma. Sen bana çünkü hiç şey sormadın. Kaç kişiyiz biz bu barda? Tek iki kişi miyiz? Melpony'yi kimler duyuyor? Kullanmalı mıyım? Ama herkesi mi etkiliyordu o? Sadece target şeyli değil mi? İşte bir atmanı istiyorum o target'ı. Yani kendini kontrol edemediğini deneyeceğiz şu an. Açlığın var. Peki. At. Tamam, kendini kontrol edebiliyorsun, sadece o duyuyor. Bence tamam. Bir an böyle bir korkuyla gözleri dondu ama evet, kendini kontrol edebiliyorsun ve sadece karşındaki o adam görüyor şu an. Duyuyor daha doğrusu senin sesini, etkileyiciliğini. Tamam. Bu yüzden adam kalkıyor ve erkekler lavabosuna doğru yola çıkıyor. Yürümeye başlıyor. Tamamdır. Ben de gittiğini, kalktığını gördükten sonra kalkıyorum ve takip ediyorum kendisini. Tuvalette kaç kişi var? Şöyle bakın. Tuvalette şu an baktığında göz önünde kimse yok. Hani bir tek o var. Onu görebiliyorsun. Ama adam niye geldiğiyle ilgili bir fikre sahip değil. Boş boş etrafa bakınıyor yani. Hani ben niye geldim buraya diye düşünüyor aslında. Kabine gir. Aynı şekilde kabine giriyor. Kapıyı kapatmıyor ama. Hani giriyor ve şöyle duruyor böyle. Yani direkt. Tamam. Ben kapatıyorum artık. Ve... Tamam, burada bir fade out giriyor. Bu sahneyi ben beklemeyeceğim. YouTube kanalları gereği. YouTube kanalları gereğinde buraya artı 18 uyarısı geçelim biz. Burada bir artı 18 sahne yaşanıyor. Öldürmediğini varsayıyorum. Öldürmüyorum tabii. Ama safe bir şekilde alabildiğim kadar. Zaten 2 data kadar safe bir şekilde. 2 data kadar safe alabiliyorsun. Alabiliyorum aynen. Tamam, safe bir şekilde ben 2 datamı da sildiriyorum. Tamam. Adam sonra neyse, iyice şöyle saçını başına dağıtıyorum, kıyafetlerini dağıtıyorum, bırakıp gidiyorum. Bu sahneye evet, hani o kısmı falan feda atladığımız için geçiyorum ama çıkıyorsun. Çıktın şu an, barın içindesin tekrar. Adam orada kalmış böyle bayılmış. Bıraktım artık, umurumda bile değil. Ring 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 ring, bozo varıyor. Evet, bozok bey. Ring ring ring. Telefonunuz çalıyor. Efendim. Açıyorum. Alo. Bozok Bey merhaba. Merhaba. Siz nerelerdesiniz şimdi? Çorbacıdayım. ben işimi hallettim de evet. Uzun zamandır bu kadar iyi yemek yememiştim. Siz de umarım iyi yemek yemişsinizdir. Evet, çorba çok harika. Beni gelip alabilir misiniz ki? Yoksa ben kendim geçeyim mi? Yok, ay çok gelirim. Teşekkür ediyorum. Sorun sağ değil. Sağ olun. Bekliyorum ben. Bıraktığınız yerdeyim hemen. Tabii ki. Sağ Şimdi ben bir şey soracağım. Siz bu,
Bir dakika, buluşmadan önce. Ankara vampir camiasında. Tamam, böyle yaptığı kıyafetlerle çok meşhur olan bir terzi, tasarımcı bir vampir var mı? Tasarımcı var ama terzi yok. Tamam, tasarımcı olsun. Ya onun Ceyda. Kendi terzisi vardır. Daha. Ceyda, evet Ceyda. Tamam, numarası var mıdır mesela? Ben bu Ceyda'yı tanıyor muyumdur? Ceyda'yı tanıyorsun abi. Bir primojen olduğu için tanıyorsun kendisini. Primojen ancak nedir mesela? Bunu da bir açıklarsan bize. Tabii. Yayıncılarımıza. Primojen şöyle. Bir şehirde prensin altında prense tavsiye veren ve yönetmesine yardımcı olan primojenler olur. Bu primojenlerin asıl amacı prensin şehri yönetmesine yardımcı etmektir aslında. Hani biraz daha hadi bu şehirde bunu yapalım. Bu şehirde şunu yapılması mantıklıdır ama son karar prenstedir. Prensin tavsiye meclisi gibi düşünebilirsin abi. Tamam. Şehirdeki primojenlerden birinin Ceyda'nın şey olduğunu biliyorsun. Şimdi çok iyi bir tasarımcı olduğunu biliyorsun. O zaman şöyle. Ahu'yu almam 15 dakika sürer. Ben arıyorum Ceyda Hanım'ı. Ceyda Hanım'ın numarası sende yok abi. O zaman şeyi arıyorum. Mektubu gönderen kimdi bize? Mektup için Nihat. Nihat'ı arıyorum. Tamam. Nihat bu sefer açıyor. Bozok Bey, buyurun, bir sorun mu var? Nihat Bey, yok bir sorun yok. Ya. Sadece şey, Ceyda Hanım'ın numarası sizde mutlaka vardır. Evet. Rica etsem... Kendisi burada bu arada. İstiyorsanız vereyim telefonu. Tamam, çok iyi olur. Alabilirsem sevinirim. Çok özür dilerim. Sizi bir saniye bekletiyorum. Hemen kendisini gidip bulmam ya da buldurmam gerekiyor. Bir saniye bekletiyorum deyip telefonu sessize alıyor. Tamam, az. Böyle bir 2 dakika falan geçiyor, geçmiyor. Telefonun diğer ucundan bir ses duyuluyor. Alo, buyurun. Ceyda Hanım, iyi akşamlar. Ben Bozok Evren Asoğlu. Bozok Bey, buyurun. Müsaitseniz sizinle bir randevu almak isterim, sizden görüşmemiz lazım. Tabii, ne hakkında Bozok Bey? Yani şehir hakkında mı, yoksa başka bir olay mı var? Yok, şey yok, tedirgin olacağınız bir konu değil. Uzmanlık alanınızla ilgili. Ne zaman müsaitsiniz? Galiba yarın geceğim boş. Bir saniye bekler misiniz? Tabii hemen ki. Telefonu kapatmadan arkadan şöyle bir sesin geldiğini duyuyorsunuz. Kenan, hayatım ben ne zaman boşum? Arkadan gene şey bir ses, tok bir sesle bir adamın hayatım galiba yarının galiba boş olması gerekiyor ya. De kim arıyor? Ceyda'nın şunu dediğini Allah duyuyorsunuz. Allah stop beni arıyor. Sesim titredik. Allah stop beni arıyor. Niye arıyor bilmiyorum. Dediğini duyuyorsunuz. Bozok Bey, yarınım boşmuş. Yarın evime bekliyorum sizi. Konumunu hemen göndertiririm ben. Tamam, yarın 9:30 gibi orada oluruz arkadaşlarla birlikte. Tabii ki. Arkadaşlar kaç kişi geliyorsunuz deyip acaba? Deyip kapattım yani. Hiç bir şey de sormasına cevap vermedim. Okey. Tamam, biraz daha korksun. Arkadaşlar mesajlarınızı WhatsApp üzerinden yazın. Discord chatini görüyorum ben şimdi de diğerlerini göremiyorum. Sadece son mesajı görüyorum. burada çok hızlı bir özet geçiyorum seyircilerimize, bu şey yapamayanlar için. Arkadaşlar, Bozok Bey ve arkadaşlarının rütbesi bir promojenin o kadar üstünde ki, hani o kadar yukarıda ve o kadar yetkili ki, görüşmemiz lazım diye bir promojeni aramaz, primojeni çağırtırır ayağına normalde. Bir de kelle avcı. Görüşmemiz lazım diye bir kelle avcısı sizi arayınca şey oluyorsunuz böyle, acaba bir şey mi yaptım? Arkadaşlar, ne halt yedim ben? Ben kibar bir gangrenim. Ben mi görsek kelben mi? Etiketim var, o yüzden hani kalk gel demem, görüşelim derim. Sonra ben gidip Ahu'yu alıp, bir işimiz yoksa başka bir şey, eve geçelim aynen. Bu konuşmaların hepsi bittiğinde bunların hala, bizim işlerin hala aynı yerde olduğunu görebiliyorsunuz abi. Yani yeter, ben araştırma yapmak istiyorum artık. Hayır. Bir saniye, büyük ekranda oynatılıyor şu an zaten. Tabii hala dönmeye devam ediyor bu arada. Orada loot'ta. Ya abi bak, şöyle düşün. Arkada sürekli bir arabanın gidiş, bak siz bunları yaşıyorsunuz ya, arkada sürekli şu ses var. 10 dakika duruyor. Tekrar
Şimdi 10 dakikalık loop halinde abi. Sarıp sarıp duruyor. Ben gidiyorum. Şimdi siz bitiyorsunuz. Sırada eve Bozok ve Ahu da giriyor. Evet, Bozok ve Ahu'dan başlayarak ne yapmak istersiniz? Yanlarına gidiyorum direkt zaten. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Ben elimde metal parçalarla ağlıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyoruz şu an. İnanmazsınız. Ne oldu? Saldırıya mı uğradınız? Parçalardan birini bahtiyara fırlatıyorum. Basmışın kendine ihma düğmesine diyorum. Abi senin arabaya silah takılacakmış, bir şeyler yapılacakmış da o işle ilgileniyorduk. Ne silah takacağız arabama? Kurtta var mı? K3000 vampir de var. Vampir sever 9000'miş abi öde. Bakabilir miyim deyip alıyorum parçaları. Yani artık. Bir tane kazık veriyorum Bozok abi. Al abi. Al abi. Parçaladılar. Etrafı şöyle bir inceliyorum. Parça var. Yani tarihin başından beri biz bunu abi kullanıyorduk zaten. Şöyle bir şey veriyorlar böyle tahtadan şu kadar falan bir şey veriyorlar. Evet. Çok güzel bir silah geliştirmesi olmuş. Tebrik ediyorum Kurt. Hep bunlar yüzünden abi. 30. kez kendini imhaya bastı diyorum. Basma, dokunma şu tuşla. Dokunma. Kırmızı tuşlara dokunmuyoruz arkadaşım. Metal parçayı tekrar fırlatıyorum. Ama neyse. Şöyle gözüm bir dönen videoya takılıyor. Aa. Şey çıktı mı? Videodan. Size. Şöyle geliyorlar. Kapı açılıyor, kapanıyor. Sonra içeriye giriyorlar herhalde. Bir ışıklar kapanıyor. 5 dakika sonra ışıklar yanıyorlar. Yok, ışıklar yanıyor. Bir alarm abi, ama böyle vizyonsuzluk olamaz. Bir alarm taktırmış kadın. Kuş cıvıltısı desen değil. Tuhaf bir alarm gibi de değil. Bir alarm ama hani güvenlik alarmı değil. Hani uyku alarmı gibi bir şey. Hani sonra alarm kesiliyor. Araba gidiyor. Yani plakası var. Peki. Plakası şimdi zaten biliyor. Plakası galiba sahte abi, böyle plak olmaz. Şey, bilgisayardan baktınız mı plakaya acaba? Kurt. Abi heyecandan izledik abi. Hiçbir şey yapmadılar abi. Peki Bahtiyar, senin plakalar. Bahtiyar Nosferatu'ydu değil mi? Evet. Tamam. Senin çevren geniştir. Geniştir. Yani geliyor kulağımıza bir şeyler. Tamam. Senden özel bir şey isteyeceğim. Onun dışında bilgisayardan anlayan kişi Kurt olduğu için bilgisayarı gösterip şu plakaya bir bak neymiş. Abi o da onunla bakacak kişi. O ha. Benden daha iyi anlıyormuş. O zaman hı-hı. Bahtiyar gel buraya otur. Oturdum abi. Hadi bir bak ben bakayım gideyim. Plakaya nasıl bakıyorsun. Bahtiyar istersen laboratuvarına in aşağıysan. Bunları da kafam basıyor mu benim bu tarz şeylere? Karakter olarak evet. Da. Evet. Alan dışında. Evet. Okey. Abi şöyle yapalım. Siz bir kendinizi bir şaraplayın. Ben bir aşağıda bir inip geleyim bir bakayım aşağıda. Kendi ortamım var. Kendi ortamına bakarsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Ortamından bakarken bir de şeye bak. Bu kimlik basım cihazlarını nereden buluruz, nasıl buluruz? Kolay abi o. Bende var bir tane. Ben sana bir... Diye böyle bir şey var mı? Mümkün olabilir mi böyle bir şey sete? Abi sendeki meritleri bir kontrol etmem gerekiyor. Hemen bir kontrol edeyim, ondan sonra konuşalım. Ya oyun dışı bir şey söyleyeceğim. Ben. Bunun için kaç... Aletse yaparım ben. Hangi merit gerekiyor? Abi mask gerekiyor. Bir şey dot yeter mi? Alet değil mi bu? Üç dot. Alet değil mi? Ben yaparım. Hayır. Bunu. Aksan yapamazsın. Hani yaparsın da. Sen nereden buluyorsun kuma şeyine? Mürekkebine? Mürekkebini mi? Ben o kadar parayı ne için var? Arkadaşlar o para benim mürekkebi şey gibi özel bir şey değil bu kimlik şeyi. YouTube'da videosu var yani kimlik basım sürecini falan. Abi hayır. Sahte kimlik yaparsın da inandırıcı bir sahte kimlik yapamazsın. Polis direkt fark eder. YouTube'da videosu var mı gerçekten? Var. Biraz ben karakterimi de özelliğini tetiklemek istiyorum. Var var. Yani YouTube'da şey var hatta. Girin bakın, hani bizim basılan kimliklerimizin videosu var. Abi ne kimliği basacak? Sen bana söyle, ben basayım aşağıda. Hallederiz o kolay iş. Ya cihazı bulmamız lazım. Cihazı bulursak, abi, yani bulabilirsek. Onun ben biliyorum abi, ben okudum, araştırdım, ettim. Bilgisine sahibim abi ben onu.
Bulurum, hallederim ben onu. Sen bana kimin kimliği basacak, ne yapılacak söyle, ben onu halledeyim hemen. Tamam işte sen cihazı bul, biz basarız kimlik yani ihtiyacımız oldukça. İlle de cihaz diyorsun abi ha. Tamam. Ya şimdi affedersiniz ama dün akşam yani gittik bir teyzeden azar yedik. Telefonla geldiler, polislere ifade verdik ayaküstü kapıda. Hani... O kötü oldu ya. Evet, kötü oldu hani. Kötü oldu, haklısın. Ben bir gideyim abi. Bu iki gün sonra evet, camiada duyulduğu zaman yani daha da kötü olur. En azından şöyle hani göstermelik bir şey olsun. Kalkıp duyulur da ya, polise veya başka kollu kuvvetlerini gösterecek halimiz yok. Sokaktaki 3-5 mortalı inandırsak yeterli yani. Uygun abi, tamamdır. Ben iniyorum aşağı. Okay. Kendi sığınağıma diyeyim. Mağarama. Abi... Bir şey aşağı... çok minik sorabilir miyim? Mask 2 dotla 3 dot arasında ne şeyi vardı? Bak mı? Mask 2 dot ve 3 dot arasında mı? Aynen. Açık mı önünde? Değil ama ezbere biliyorum. Mask'in 2 dotunda sen bir kimliğe sahipsin. Mask'in 3. dotunda artık hani abi buyurun. Şimdi şöyle işin açıkçası ben XP harcayıp bunu alacağım. Bu yüzden böyle aranıyorum bu cihaz nerede diye. XP yakıp alacağım. O yüzden şeyini yapıyorum hani yerini yapıyorum işin açıkçası. Bu arada Mehmet'in gönderdiği video tam olarak bu video. Yani orada cihazın marka modelini bulup sipariş veriyorum. Göremeyen arkadaşlar için az önce WhatsApp grubumuza gerçekten Türkiye kimliklerinin üretildiği tesisin videosu gönderildi. Yani illegal bir şey değil arkadaşlar. YouTube'da var bu. Ne şey yani Anadolu Ajansı paylaşmış. Bir tek şey de değil yani. Bayağı hani resmi kurum paylaşmış. O yüzden sizin de hesap. Neyse. İllegal bir şey yapmıyoruz. Not. İllegal bir şey yok. Kesinlikle. Hayır, bu oyun zaten tamam mı? İllegal. Sus. Yani abi vampir oynuyoruz yani. Ne bekliyorlar? Ya tabii ki. Her şey legal. Her şey legal. Evet, oyuna geri dönersek şimdi bu kanlar manlar vardı. Bunları Nevzat sen mi araştıracaksın? Araştıracağım. Şimdi laboratuvara gidiyorum. Sipariş yürüyeceğim ondan sonra. Tamam ben de PlayStation oynuyorum. Herkes bir şeyler yapıyor. Ya abi yok yok sen benimle gelsene. Şu arabayı çekmen lazım. Bir arabayı modifiye yapacağız. Bu kaosun olmadığı benim... yok ya. Güdümlüler veyahut da taramalı. İkisinden birini seç abi. Onu koyacağım. Ne? Güdümlü mü istersin abi? Taramalı mı? Şimdi şöyle. Onu önce bir... Bunu satın alalım. Abi ben öyle bir modifiye edeceğim ki hiç kimse haberi olmayacak. Ben böyle bir yıl metali alıyorum elime. Ya Cem kurta ne kadar güveniyorum ben bu konuda. Daha önce böyle bir şey yaptı mı? Hiç güvenmiyorsun. Yani. Ne zaman bir şey yapmaya kalksa sıçıp batırıyor abi. Hayır hani, bir şey söyleyeceğim. Batırmıyorum. Benim craft'ım kaç sen biliyor musun? Kaç? 5. Bakıyor ya. Benim intelligent 5, craft 3. E tamam ben sıçıp batırıyorum. Ben sıçıp batırıyor dememin sebebi sence eşyaların başarısız olmasına ötürü mü? Hayır. Neden? Eşyalar bir türlü düzgün çalışmıyor. Her seferinde bir eksikliği var. Ne var? Neden eksik şey olsun? Bir şey unutuyorsun. Sen bir malka binsin. Sen bir malka binsin yani. Seni bir şey unutman kolay. Ben zor değil. Için, ben bunun için yanımda asistanım şey yapıyorum. Ben biliyorum kendimin ne kadar salak olduğunu, ne kadar otistik olduğunu biliyorum karakterim. O yüzden yanında benim asistanım var. Din'i çağırıyorum yandan. Din gel buraya. Bunu olmuyor böyle gel buraya. Yan odada sesleniyorum, çağırıyorum onu. İçeriden şey sesi geliyor. Ne var lan gene? Diye bir ses geliyor. Ya benim asistanım bu kadar atarlı bir insan değildi. Sen niye bu kadar mutlulık diyorsun kendine? Asistanın yani... senden nefret ettiği için olabilir mi? Gecenin saat kaçında kadını uyandırıp yanına çağırıyorsun. Uyumaya çalışıyorsun. Araba videosu izletiyorsun gece gece. Bunu yapacağız. Ya kadına bak kadına saat akşam 9.30'dan şu an gece saat 1'e kadar araba videosu izlettin. Sence kadının tahammülü kalmış olabilir mi yani? Hani şimdi kurt. Ya bunda bir anlaşalım. Şey ben hep otistiktim. Bu hızlı ve öfkeli serileri Hollywood'da çekilmiş filmler. Tamam mı? Buradaki şeyler gerçek değil. Ha, efekt bunlar. Bunları bilgisayardan yapıyorlar. Arabaya roket atar takılmaz.
Hani takacak yer yok. Olsaydı ben taktırırdım. Ayrıca hiç güzel de durmuyor kurt. Evet. Yani, hayır ama ben onu kamufle kaplayacaktım. O görünmüyor. Şey yapınca çıkıyor. Şimdi bak benim araba zırhlı. Onun keseceğim, biçeceğim zırhını şeyini dayanıklarını bozacaksın. Şöyle sana bir tane araba alayım ben. Sen ilk önce onu da dene. Araba çok kıymetli şu, yapamıyorum. Tamam yarın bir şahin. Yarın sana bir araba aldırayım. Getireyim ben tamam mı? Çocuklar halletsin. Ben yürüyen zırha çeviriyorum. Tamam sen bir yap. Kimse benim silahlarıma güvenmiyor. Ben mesaj atıyorum Metehan'a. Diyorum ki yarın bir tane araba al. Prius getiriyor. Yani X bir şey alsa fark etmez ne aldı. Getirsin. Tamam abi. Metehan'dan şey mesajı geliyor. Abi araba niye? Lazım. Araba bak abi araba. Soru işareti. Niye? Soru işareti. Şey yazıyorum. Kurt Transformers'ı izlemiş. Deney yapacakmış. Abi sadece bir şey yapıyorum. Ben Transformers'ı yapacağım. Abi sana sadece thumbs up atıyor. Ve devam ediyorsunuz hani. O da alışmış anladın mı kurtun işlerine yani. Tamam hadi bir tane araba bir şey olmaz. Transformers yapacağım. Ben şeydeyim, laboratuvardayım. Asistan bana yardım ediyor. Bir şeyler inşa ediyorum şu anda. Okey. Bahtiyar aşağıda. Bozok PlayStation önemeye indi. Ortak alana. Araştırmıyor muyuz biz arkadaşlar? Ben. Ya herkes bir yere gitti. Sen de kütüphaneye gidebilirsin bir şeyler bakmaya. Yani şu şu an Nevzat kütüphanede mesela. Bahtiyar videoları araştırıyor. Şeyi, plakayı falan araştırıyor. Aa, araştırıyorlar. Tamam o zaman. Araştıran varsa benlik bir şey var mı? Yani bana yardımcı olabilirsin. Bak şu arkada bir tane. Yok, ben teşekkürler. Ben direkt geri dönüyorum. Ben cam atölyeme gidiyorum ben de. Bugün gel sen de deneyeceğim ben. Tamam. Ahu karakteri yukarıda kendi dairesine çekildi ve cam atölyesine girdi. O biraz rahatlamaya evet. Odasına takılıyor. Bu sırada önce Bahtiyar'dan başlayayım sonra Nevzat'a geleceğim. Bahtiyar aşağı kendi odasına iniyor. Evet, Bahtiyar ne? Bu evet, esnada efendim. Bence bir ara verelim. Bir çok iyi olmuş zaten. Aa, hay. Çok iyi olmuş. Aradan sonra diğer bölümle sizlerleyiz arkadaşlar. Okay.